Hadi geçmek piyasalar, herkese iyi geceler arkadaşlar. Şimdi Aselsan'ın ikinci halka arzı ile ilgili bir açıklama geldi. Bu ne anlama geliyor? Tabii ki birçok şu an kamuoyunda açıklama, yorum söz konusu, çok da normal. Acaba halka arzın, ikinci halka arzın amacı nedir? Bu tabii ki en başta sorulan sorulardan bir tanesi. İster istemez tabii bir kaynak yaratılması. Fiyatın bu kadar yükselmişken bir şekilde genelde bunu şirketler borsalarda fiyatların çok yükseldiği dönemlerde veya piyasa fiyatı çok yükseldiği dönemlerde çok normal bir şekilde normal hisse dar satışı olarak da görürüz. Ama geçmişte buna bir kabil örnekler kamu tarafında fazlasıyla var. Hatta 90'lı yıllardan itibaren baktığımızda birçok kamu ortaklığı hisse senedi, daha doğrusu kamuya ait şirketlerin ikinci halka arzlarını çok yaşadık, gördük. Bunların etkilerini gördük tabii ki. Tabii bu açıklama sadece şu an için yetki verildi deniyor. Eğer hatırlayacak olursanız 2014 Ekim yanılmıyorsam benim o dönem üzerinde çalıştığım Türk Hava Yolları hisse senedinin 6-6.20 civarında ikinci halka arza olacağına dair açıklamalar konuşulduğu günlerde hisse isterseniz o gün %2'lik bir düşüş yaşamıştı ama ertesi süreçte çok ciddi bir rally yaşadı. Yine aynı şekilde Halkbank'ın geçmişte yaşamış olduğu ikinci halka arz haberleriyle birlikte ilk gün, ilk birkaç gün düşse de sonra arkasından ciddi rally'ler yaşandığını gördük. Tabii bu trendlere bağlantılı ve fiyat piyasa ederi fiyatı burada çok çok önemli. İzleyenler hatırlayacaklardır. Hatta isterseniz şöyle buradan yola çıkarak şöyle bir yorum yapmaya çalışalım. Aselsan'ın son durumu hakkında ben son birkaç gündür Aselsan'dan, daha doğrusu bir haftadır Aselsan'ın buradan önemli bir dip yapmaya çalıştığını, bir tepki vermeyi isteği içinde olduğunu açıklamaya çalışıyorum. Tabii süreç boyunca izleyenler hatırlayacaklardır. Aslında Ekim ayından beri de, hatta Ekim'den daha öncesine döndüğümüzde Aselsan'ın tabii ki temel gerekçelerle birçok yorumlar zaten yapılıyor. Herkes yapıyor bu yorumu. Aselsan gibi güçlü bir şirketin bilanço anlamında değerlemesi yapıldığında beklentiler çok ciddi olarak yüksekti ama belli bir noktadan sonra bu değerinin üzerine mi çıktı yorumları dahi söz konusuydu. Çünkü normaldir. Açıklamalar, gelen kar, sektördeki büyüme oranlarına bakıldığında gerçekten Aselsan bu anlamda çok uzun vadede ciddi bir trend içindeydi ve neleri hak ettiğini de bir yerde göstermiş oldu. Şimdi bu noktadan yola çıkarak endekse göre çok güçlü bir trendi var olduğunu uzunca bir süredir biz de söylüyoruz. Ama 46-47 bölgesine geldikten sonra Aselsan'ın, hemen şöyle bakın şurada bir noktaya değinmek istiyorum. Özellikle 46 bölgesine geldikten sonra 46 seviyesinin üzerinde artık ciddi bir kar realizasyonu olabileceğini, bu kar realizasyonunun da 28-30 bölge, 29-30 bölgesinde tutunabileceğini dile getirmiştik. Dolayısıyla buradan da oluşabilecek bir tepkiyle 35 bölgesine çıkabileceğini o günlerde sık sık dile getirdik ve bu gerçekleşti ve son bundan bir hafta önce yine 32-60-32-40 bölgesinden bir tepki, burayı dip kabul edip bir tepki olabileceğini, 35'lere ulaşabileceğini dile getirmiştik. Hatta ilk etaptan itibaren biz bu paylaşımları yaptıktan sonra neredeyse %2'lik bir yükseliş söz konusu ama ondan sonraki süreçte gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7 iş günüdür bizim söylediğimiz seviyelerde hala hazırda seyrettiğini görüyoruz. Ama bahsetmeye çalıştığımız gibi de
29-30 bölgesinden panik yapmayın, burada alış 35'lere kadar gidebilir dediğimizde buradan tekrar edebilirim. Şimdi tabii örneklere bakacağız şimdi. Geçmişteki kamu açıklamalarının tabii burada Aselsan'la ilgili biliyorsunuz geçen hafta yanılmıyorsam birçok şirket, savunma sanayine yönelik birçok şirket ki başında Aselsan'da olmak üzere Cumhurbaşkanı'na bağlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlandığını biliyoruz. Bunu kamuoyuyla paylaşıldı. Bu anlamda aslında tabii detaylarını ben sadece kabaca böyle söyledim. Ama bu anlamda bakınca şimdi yine geçmişteki birkaç örnek de bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen şöyle isterseniz geçmişe şöyle dönelim. 2014 bakın 2014'te yine ben bir çalışma yapıyordum. 2014 sonlarında Türk Hava Yolları'nın 6.20'lerde biraz önce de bahsetmeye çalıştım. 6.20'lerdeyken ama bu önemli bir dip süreciydi. İkinci halka arzı o zaman ekonomiden sorumlu bakan, sayın bakan bildiğim kadarıyla Mehmet Şimşek ikinci halka arzın olabileceğine dair o dönem bir açıklama gelmişti. Ve o gün, bakın şu gün o gün arkadaşlar, ben de hisseyle ciddi manada ilgileniyordum. Olumlu olduğunu, hatta burada bir tuzak olduğunu, daha doğrusu tuzaktan kastım teknik manada bir tuzak, fiyatlar düşerken pozitif uyumsuzluklardan bahsetmiştim. Ve arkasından bir günlük düşün arkasından bakın şu şurasıdır arkadaşlar, şu tarih hemen söylüyorum 14 Ekim 2014. Benim beklentim bu hissede ciddi yüksekti Türk Hava Yolları'nda o dönem 2014 Ekim'de, izleyenler biliyordur, bilirler. Hatta eğitimlerimde bunu çok iyi bir örnek olarak anlatmaya çalışıyorum. Ne oldu arkasından? İkinci halka arz zemli fiyat bir gün düştü ama arkasından öyle bir rally başladı ki tabii benim buradaki söylemek istediğim nokta, neden burada böyle bir hareket oldu, sonrasında ciddi halka arz olacak dendi de hisse alıp başını gitti. Gördük ki arkasından 3-5 gün sonra yabancı takasında çok ciddi, daha doğrusu 3-4 gün sonra takasa baktığımızda çok ciddi bir yabancı alışı olduğunu gördük. Ve aslında burada fiyatın gerçekten bizim beklediğimiz gibi dip oluşturduktan sonra ciddi bir rallye geçtiğini gördük. Biz de zaten 9'lar olduğunda fiyatı çoktan satıp çıkmıştık. Ondan sonraki süreçte de biz uzun bir süre Türk Hava Yolları'nın, bakın burası da önemli, onu söylemek istiyorum. Çünkü açıklamanın detayına baktığınızda şunu görüyorsunuz. Daha şu an halka arz çalışmaları için yetki verildi. Bu çalışmaların sürdürülmesine dair diye bir açıklama var. Yani bugün halka arz olacak tamam anlamı çıkmıyor buradan. Ha, bu haber etkilemez mi? Tabii ki bir parça negatif etkileyecektir. Ama arkasından gelecek seyir çok çok önemli. Zaten Aselsan'ın geldiği noktayı oraya geldiğimize söyleyeceğim. Bakın şimdi burada bahsi konu olan o dip çalışması oluştuktan sonra bir günlük düşten sonra arkasından hemen toparlıyor ve ciddi bir rally başlıyor arkadaşlar. Ha, bu rally'nin başlaması trendle de bağlantılı. Çünkü zaten uzunca bir süredir düşüyor bu hisse. Ciddi bir rally başladı. Sonrasında ne oldu? Bakın buradan itibaren hemen buraya geleceğim hava yollarında. O tarihten itibaren ben şunu söyledim. Hava yollarında çok uzun soluklu bir düşüş bekliyoruz. Çünkü halka arz haberleri hemen etkili olmaz. Bir anda etkili olabilir ama arkasından toparlama gelir. Çünkü halka arz aynı zamanda şirketin büyüdüğüne dair. Neden halka arz olduğu da burada tabii ki çok önemli. Derinlik kazanması, borsada lokomotif olması, belki de o halka arzda ciddi anlamda bir gelir. Bu gelirle şirketin daha orta uzun vadede ciddi manada büyüyeceğine yönelik mesajlar olarak da algılarız. Nereden baktığınıza bağlı bu açıkçası. Aselsan gibi bir şirketin kısa vadede etkilenmesi, büyük fonların belki de alış için iyi bir fırsat dahi oluşturabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Bu nedenle biraz önce bahsetmiş olduğum o bir günlük düşüşün arkasından gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları'nda neredeyse %70'lik bir yükseliş olmuştu. Ama sonrasında ben çok uzun süre Türk Hava Yolları'na düzeltme beklemiştim ki
onlardan 4.5'lara kadar olan düzeltme, o dönemde kimsenin beklemediği bir düzeltmedi. Benim bu beklentim fiyatlandı, gerçekleşti. Hatta bu noktada belli bir süre sonradan bu dip süreciyle birlikte ciddi bir rally başladı diyor ki, zaman zaman ben Türk Hava Yolları'nın endeksten daha güçlü olmaya başladığını da 6.5-7'lerde geç kaldım tabii ki, 6.5-7'lerden itibaren Türk Hava Yolları'nın güçlenmeye başladığını, endeksten daha güçlü gittiğini Ali Beçmer YouTube sayfamıza dönüp bir yıl önceki videolarımıza bakabilirsiniz. 5-6 ay önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Yorumlarımızı görebilirsiniz. Ne demişiz? Tabii hala kafayı daha aşağı takanlar da oldu o dönemde. Şimdi buradan yola çıkarak halka arz dendi. Bir gün düştü, sonra ciddi bir halde başladı. Şimdi primli bir hisse için aynı durum söz konusu olur mu? Hemen örneğine bakalım. Halkbank. Halkbank'ın yanılmıyorsam 2012 yılında böyle bir durumu söz konusuydu. 2012 Kasım'da. Hemen şöyle alıyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın. 2012 Kasım'da. Bakın halka arzla ilgili süreçten bahsediliyor. Şu an için daha bahsediliyor. Yani çalışma yapılacak da olup olmayacağı belli değil. Bu o kadar uzun zaman alacak bir süreç ki arkadaşlar. Belki bir yıl sonra belki de netleşecek. Veya piyasa şartları elverdiği takdirde böyle bir şey olacak. Biliyorsunuz yıllardır halka arz olmuyor. Halka arz olan şirketlere bakıyoruz. Yani açıkçası halka arz bile denmez. Tabii ki sonuçta halka arz. Ama şunu söylemek istiyorum. Bakın Halkbank'ın 2012 yılındaki halka arzı var. Aynı hemen hemen ilk dönemdeki süreç halka arz açıklamaları olmadan önce, bakın Türk Hava Yolları'nda da nasıl bir dip olmuştu ama dipten sonra Türk Hava Yolları ciddi bir halliye başlamıştı. Ama burada 2012 Kasım'ı işaret ediyoruz. Bakın tam şu bölge, oraya geleceğiz şimdi. Şu bölge arkadaşlar. Ama ondan öncesinde Halkbank'ta bir rally yaşanıyor. Bu rally neredeyse %90'lık bir prim getiriyor. Yaklaşık şöyle söyleyebiliriz, 10 ayda. 10 aylık bir süreçte ciddi bir prim. Fiyatlar o zaman daha 8 liradan 16 liraya neredeyse yaklaştığı bir dönemde bu hareket olurken ciddi bir rally var. Ama arkasında bakın şu tarihte deniyor ki, hemen oraya geleceğim ve sonrasında tekrar yorumlayacağız. Bakın o tarihte deniyor ki, yani şu tarih yanılmıyorsam Kasım, özür dilerim. Evet, şu tarihlerde deniyor ki ikinci halka arz olacak. Bakın 2 günlük bir düşüş, 9-11'inde yanılmıyor. 9-11'inde açıklama geliyor. Bakın 1 günlük bir düşüş 14-60, 14.42, %2'lik bir düşüş. Bakın aynısı %2'lik düşüşte şeyde olmuştu. Türk Hava Yolları'nda %2'lik olmuştu. Arkasından ne oluyor arkadaşlar? Bakın bir günlük düzeltmenin arkasından ciddi bir rally. Şimdi hatta devamı geliyor gördüğünüz gibi. 20'lere kadar giden hareket görüyoruz. Şimdi bir arz edecekseniz bu önemli. Tabii bu blok mu olacak? arz talep yöntemiyle mi olacak? Nasıl olacak? Bunlar tabii ki çok çok önemli. Olup olmayacağı bile belli değil. Ancak çok mu primli? Trendi ne durumda? Bunlar önemli tabii ki. Burada gördüğünüz gibi Halkbank primli olmasına rağmen, bakın ciddi %90 prim yapmış olmasına rağmen bu düzeltmeyi yaptıktan sonra bir günlük düzeltme arkasından rally'nin devamını görüyoruz. Hatta o yükselişin yaklaşık şöyle baktığımızda diyelim 5-6 ayda %45 daha prim yaptığını görüyoruz. Şimdi buradan yola çıkarak sonrasında ne olmuş? Sonrasına da bakıyoruz tabii ki. Hemen şöyle alalım bu tepeyi. Tekrar oraya döneceğim. Halkbank'ın o sürecine döneceğim. Bakın o tarihten sonra, bakın o tarihten sonra hatırlayacaksınız biraz önce nasıl Türk Hava Yolları da bir zirve yapmıştı. Sonra toparlama süreci bayağı zaman aldı. Aynı şekilde Halkbank'ta da bu süreci görüyoruz. Şimdi hemen Aselsan'a dönüyorum. Aselsan zaten çok ciddi manada bir prim yaptı. Ne zamandan? Geçen yıldan bu zamana baktığımız prime
İlk etapta %400, şimdiki durumda %245'lik bir prim var. Fiyat yüksek mi? Değerleme yüksek mi? Değerleme için 32 TL ile 35 TL arasından bahsediliyor ki bakın şu düşüş düzeltmeydi. Hemen alıyoruz 35'i alıyoruz ve 32 bölgesine alıyoruz. Bir de aşırı hareketlerin olduğu aralığı alıyoruz ki biz bu bölgeye aslında Aselsan için 29-30'un çok iyi bir alış bölgesi olduğundan bahsediyorduk ve yukarı yönde hareketin olabileceğini burada sık sık dile getirdik. Şimdi ne olabilir? Evet, ilk etapta belki bir negatif etki söz konusu olabilir. Çünkü belirsizlik. İkinci halka arz. Hisse sulanacak. Daha fazla hisse çıkacak. Kaç paradan çıkacak? Ne için değerlendirilecek bu halka arzdaki süreç? Bunlar önemli şeyler. Nerede kullanılacak? Sermaye mi katılacak? Yani bunların hepsi tabii şu an belirsiz olduğu için bir de ne zaman olacağı etki verilebilir ama piyasa şartları uygun olacak. Bunlar tabii söylüyor. Ama ilk etapta benim kanaatim Aselsan bu hareketiyle zaten bir tepe yapıp bir düzeltmeye girmişti. Tabii ki zaman zaman tepkiler olacaktır. Ama şunu da söylemek istiyorum. Burada en azından Aselsan'ın fiyatlama değerleme açısından baktığımızda temel açıdan bir değerleme yapacak olursak 32'nin altına geri çekilmeler olsa da ben yine 30-32 bölgesinin önemli bir alış fırsatı olacağını ve biraz önce göstermiş olduğum her iki grafikte Halkbank örneği, bakın Halkbank yükselen bir süreç içindeyken neredeyse Halkbank %90'lık bir prim yaptıktan sonra ikinci halka arz geliyor. Bir günlük düzeltme arkasından %45 daha yükseldiğini gördük. Aynı şekilde Türk Hava Yolları daha farklıydı. Türk Hava Yolları uzun süreli düşüşün sonunda dipte ikinci halka arz haberi geldiğinde bir günlük düzeltmeden sonra ciddi rally yaşadı. Yani ilk gün bir düşüş oluyor ama arkasında her iki, yani trend yükselen trend olsa da yoluna devam ediyor. Düzeltmeye rastlayan bir süreçte olsa da yoluna devam ediyor. Aynı şekilde dip sürecindeyken hisse Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi arkasından rally'e başlıyor. Rally'lerin de ciddi anlamda ulaştığını, uzadığını görüyoruz. Bu anlamda bakınca benim kanaatim en azından önümüzdeki süreçte Aselsan'ın olumlu olma süreci devam edecek gibi gözüküyor. Son bölgeye baktığımızda 35 29 yani bizim daha önce bahsetmiş olduğumuz bu bölge, bu aralığı eğer şöyle bir inceleyecek olursak evet 32'nin altı olabilir. 32'nin altından alışların gelebileceğini 31.50 şöyle baktığımızda 30.50 31.50 bu bölge aslında kısa vadede belki de alışların gelebileceği bölge olacaktır. Sonrasında ne olabilir? Evet, sonrasında bu bölgede nasıl ki denge bulmaya çalıştıysa bundan sonraki süreçte Halkbank ve Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi bir tepki süreci olur mu? Evet, bir tepki süreci de söz konusu olabilir. Nereye kadar? 35'lere. Hatta 35'lerin üzerinde belki 38-40'lara kadar önümüzdeki süreçte biz Aselsan'da bir yükselen trend hareketi olabileceğini ama arkasından bakın bu da ikinci dalga hareketin devamıydı. Her iki hisse bu halka arz konuşmalarından sonra primi yaptıktan sonra uzunca bir süre dinlenmeye geçmişti. Aynen şimdi yine Aselsan'da da böyle bir durum söz konusu olabilir. Önümüzdeki süreçte prim yapabilir ama sonrasında orta uzun vadede halka arzın detayları gelmeye başladığında fiyatlamayı buna göre belirleyecektir. Evet, şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yarın icatlı gün içi açılışta bizim yine özel şu görmüş olduğumuz tablolarımızın eşliğinde detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Herkese iyi akşamlar, görüşmek dileğiyle.